Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aziz kardeşlerim, yeni bir programla karşınızdayız. Bir kitap tanıtım programı ile birlikteyiz. Programımızın adı Ne Okuyalım? Bu programda ve bundan sonraki her programda iki güzide eseri sizlere takdim etmeye çalışacağız. Eserlerimizi, kitaplarımızı tanıtırken üç aşamalı bir yol izleyeceğiz. Birinci aşamada kitabın, eserin künyesini, ikinci aşamada eserimizin, kitabımızın mahiyetini paylaşacağız. Üçüncü ve son aşamada da bu kitap, bu eser neden okunmalıdır sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Bu programda sizlere iki güzide eseri takdim etmek istiyorum. Bunların birincisi İdeal Eğitim Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan İslami Eğitim Seti'nin birinci seviye kitapları olacak. Birincisi İslam akaidi dersleri, ikincisi İslami adab dersleri, üçüncüsü İslam tarihi dersleri, dördüncüsü Kur'an-ı Kerim dersleri, beşinci ve sonuncusu da fıkıh dersleri. İslami eğitim seti dört seviyeden oluşuyor. Biz bu programda birinci seviye kitaplarını takdim edeceğiz. Hemen eserimizin künyesiyle devam edelim. Eserin adı, kitabın adı İslami Eğitim Seti, yazarı İDEV Eğitim Komisyonu, türü eğitim ders kitabı, konusu temel dini bilgiler, yayın evi etiket yayınları, basım yılı 2019 ve basım yeri İstanbul. Kitabın künyesi özetle bu şekilde. Şimdi bu kitabın içeriğine, mahiyetine biraz bakalım. Aziz kardeşlerim, İslami Eğitim Seti İdeal Eğitim Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlandı. Her seviyesi 5 eserden oluşan İslami Eğitim Seti toplam 4 seviye olup 20 kitaptan meydana gelmektedir. Ders kitabı formatında olan bu çalışmada temel dini bilgiler aşamalı olarak belli bir düzenle ele alınmıştır. İslam akaidi dersleri, İslami adab dersleri, İslam tarihi dersleri, Kur'an-ı Kerim dersleri, fıkıh dersleri. Görüldüğü gibi akaid, adab, tarih, Kur'an-ı Kerim ve fıkıh alanındaki konuların basit düzeyden başlanarak işlendiği bu ilk seviye kitaplarının her biri 40 ders şeklinde okuyucuya takdim edilmiştir. Bu çalışma alanlarında egil kişiler tarafından sade ve anlaşılır bir uslupla kaleme alınmıştır. Her bir konu renkli resimlerle desteklenerek konunun sonunda konudan ne anladık şeklinde konu 5 maddede özetlenmiştir. Hemen ardından da konunun pekiştirilmesine yönelik soruları cevaplayalım şeklinde 5 soru sorulmuş ve konu bu şekilde daha da pekiştirilmiştir. Eğitim ve öğretim dönemi olan Eylül-Haziran ayları arasındaki zaman dilimi dikkate alınarak 40 ders şeklinde hazırlanan bu çalışmada her hafta birer ders işlenmek suretiyle bütün kitapların 40 haftalık zaman diliminde bitirilmesi hedeflenmiştir. Kitabın mahiyeti ve içeriği ile ilgili özetle bunları söylemek mümkün. Üçüncü aşama olarak da bu kitap neden okunmalıdır? Aziz kardeşlerim, her Müslümanın temel dini bilgileri öğrenmesi gerekir. Bu aslında dini bir vecibedir de. 7'den 70'e herkesin çok rahat bir şekilde istifade edebileceği bu kitaplar başta ev halkı olmak üzere dernek ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda ve hatta okullarda da pekala ders kitabı olarak okunabilir, okutulabilir. İşte bu eserler tam da bu gayeyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığımız bu setin birinci seviye kitapları ve daha sonra tanıtacağımız diğer seviye kitaplarının sağlıklı bir şekilde haftalık programlar halinde takip edilmesi durumunda temel dini bilgiler konusundaki aşığı önemli ölçüde kapatacaktır. İşte tam da bunun için bu eserleri ısrarla okumanızı tavsiye ediyoruz. Değerli kardeşlerim, İslami eğitim seti ile ilgili özet bilgiler bu şekildeydi. Şimdi tanıtacağımız ikinci kitaba bakalım. Elimizdeki eser Mehmet Baran tarafından kaleme alınmış Şahitler isimli eser. Önce kitabımızın künyesine bakalım. Kitabın adı Şahitler, yazarı Mehmet Baran türü araştırma, inceleme, konusu Şehzade Kıyamı'ndan sonra yaşananlar, yayın evi etiket yayınları, basım yılı 2020 ve basım yeri İstanbul. Kitabın künyesi özetle bu şekilde. Şimdi bu kitabın içeriğine, mahiyetine biraz bakalım. Değerli kardeşlerim, Şehzade Kıyamı ile ilgili bugüne kadar çok sayıda çalışma yapıldı, eserler yazıldı. Kimi çalışmalar çok değerli tespitler yaptı ve halkımızı, insanımızı bu konuda aydınlattı. Kimi araştırmacılar da ısrarla Şehzade'in kıyamının çizgisini saptırma peşinde koştu. İnsanların kıyama bakış açısını değiştirme çabası içerisine girdi. Kendi düşüncesine göre kıyama yön vermeye çalıştı. Şehzade Efendi'nin asılacağı anda bile kendini açıklamak zorunda hissettiği ve kendi el yazısıyla kıyamın özünü ortaya koyduğu tarihi gerçeği ısrarla görmek istemeyenler oldu. İşte bu çalışma, bu konu hakkında yapılan çalışmalardan çok farklı bir çerçevede ele alındı ve yazıldı. Tamamen bir saha araştırması olan bu eser, Şeyh Said ve arkadaşlarının Diyarbakır'da idam edilmesiyle hadisenin kapanmadığını, asıl büyük katliam ve imha operasyonlarının bu aşamadan sonra başladığını ve yıllar boyunca devam ettiğini ortaya koyan bir çalışmadır. Bu yönüyle son derece kıymetli, değerli bir çalışmadır. Bu çalışmada birinci derecede katliamın mağdurlarından dinlenen tarihi gerçekler olduğu gibi tanıkların diliyle aktarılmıştır. Bu yüzden her bir satırı yakın tarihimizin mutlak gerçeklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma ve çaba neticesinde böyle bir eser ortaya çıkmıştır. Bu kitapta şahitlerin anlatımıyla Şeyh Said kıyamı esnasında ve sonrasında yaşanan ihanetleri, direnişleri, fedakarlıkları, işlenen korkunç cinayetleri, Müslüman Kürt halkının Allah için, din için, İslam için yazdıkları göz yaşartıcı destanları göreceksiniz. Değerli kardeşlerim, kitabın içeriği özetle bu şekilde. Peki bu kitabı neden okumalıyız? Şimdi de bu soruya cevap bulalım. 1925 yılında gerçekleşen Şeyh Said kıyamı, kuşkusuz son yüzyıla damga vuran önemli hadiselerden birisidir. Bir tarafta yaşanan bir tarih, diğer tarafta ise yazılan bir tarih vardır. Yazılan tarih gerçekleri gizlese de bölge halkı, insanımız yaşananları çok iyi bilmektedir. Elimizdeki bu eser yaşananlara tanık olanların anlatımlarıyla o döneme ışık tutmaktadır. Yazılan tarihi değil, yaşanan tarihi bilmek için bu eser mutlaka okunmalıdır diyoruz. Yakın tarihin üzerindeki sis perdelerinin aralanmasını isteyen, Kemalizmin sırtına dayadığı Batı emperyalizminin bu halka, bu ülkeye yaşattığı acıları, olayın bizzat şahitlerinin diliyle öğrenmek isteyen herkesin bu kitabı mutlaka okumasını tavsiye ediyoruz. Aziz kardeşlerim, bu programda iki güzel eseri takdim etmeye çalıştık. Birincisi, İdare Eğitim Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan İslami Eğitim Setinin birinci seviye kitaplarıydı. İkincisi de Mehmet Baran'ın kaleme aldığı Şahitler resimli kitaptı. Böylece sözlerimizi burada bitiriyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.